ikinci sınıra birkaç yüz metre kaldı. Bu tünellerin sonu anladığım kadarıyla sınır, sarp, sınır kapısı. Hopa'dan bu yana belli aralıklarla böyle sürekli tırlar bekleşiyor. Ama en yoğun tır bekleşmesi burada. O yüzden tünellerin sağ şeridinde hep çarpı işareti varmış demek ki şu an. Anlıyorum. Bakalım bir sınırdan geçebilecek miyiz? Sanırım yaya olarak geçerim diye umuyorum. Evet, sınır kapısı işte karşımızda. Hoppa! Şu an tam arkamda sarp sınır kapısı var. Hoppa, kaldırayım tabelayı görün ama ufak bir reklam görüyorum, kapanma kapı. Evet, şimdi Türkiye'deki yaklaşık 10 günlük trans maceram burada sona eriyor. Ve yolculuğun belki de diğer bir etabı, güzel bir etabı olan Gürcistan, ardından da gelecek olan Orta Asya'ya doğru, yani resmi olarak birazdan adım atacağım. Tabii heyecan var mı? Var. Neyse, hadi gidip nasıl geçeceğiz bakalım. Şimdi yurt dışı şarjı alacağım. Kolay gelsin. Bir tane harç bul rica edecektim. Çok sağ olun. Evet. Neymiş? Bir tane nüfus cüzdanıyla seyahat etiketlere özel bir mevzu. Bu ama çıkalım burada. Ve Gürcistan tarafı. Türkiye tarafından çıkarken beni direktman araç kapısına yönlendirdiler. Ve böylelikle zahmetsiz şekilde motorcularla birlikte araç kapısından çıktım. Lakin Gürcistan tarafında tam böyle motorcuların poposuna takılmış araç tarafından gidiyordum. Bir tane abi hop hemşerim gel bu tarafa dedi böyle. Çağırdı beni. Gittim. Böyle yağ taşıyan, gofret taşıyan teyzelerin arasından X-ray'li kapının oradan beni geçirdiler ama X-ray'i sokmadım bu sefer. Türkiye girişine bir tek X-ray sokmuştuk zaten, şu an hatırlıyorum da. Sıkıntılı şekilde oradan da geçtim. Gümrüğe tabi bir şey yok çantalarda dedim. Ve geçtim. Süreç böyle. Bizim tır kuyruklarının paraleli burada da var. Selam! Sınır kapısından çıkalı yaklaşık bir 10 kilometre falan oldu. Böyle yol kenarında ufak tatlı otobüs durakları var. Gölgeli de güzel. Onlardan birine girdim. Biraz böyle soluklanacağım. Sonra Boçma doğru da bir, yani şehre girmem 5-6 kilometre var. Sonra da bir Batum'a gireceğim bakalım. Batum sahiline çıktım. Normalde yolum daha içeriden geçiyordu ama madem bir sahil şehrine geldik, neden sahilden gitmeyelim? Thank you.
Evet, 1 Türk lirasını 0.15'ten, 1 doları ise 2.76'dan bozuyorlar. Tabii şimdi bir şeyler bozdurdum, 50 dolar bozdurdum ama onu da markete girince anlayacağım ne olacak, ne kadar bana yetecek yetmeyecek göreceğiz. Airbnb'den bir tane oda tutmuştum, şimdi o odayı arıyorum. Şimdi sağa döneceğim ve ileride sağda gibi bir şey olması lazım. Evet, bir fazla yüklerimden kurtulayım. Çantaları bırakayım, ondan sonra şehri biraz daha kurcalayacağım tabii. Evet, buradan böyle sahile inen bir yol gördüm. Evet, trenler hakkında bir bilgi vereyim. Burada da böyle çift katlı trenler var. Ve ekonomi sınıfı ve business sınıfı var anladığım kadarıyla bu trenlerde. Buradan Tiflis'e ekonomi sınıfı 34 lari dediler. Yaklaşık böyle 180-200 lira civarında bir para ediyor ekonomi kısmı. First class dediği kısımda 75 lari fiyatı varmış. Bir diğer güzel haber ise burada 5 lira karşılığında, yani yaklaşık 30-35 lira gibi ücret karşılığında bisikleti trene koyabiliyormuşsunuz. Gürcistan'da bir hayli kumarhane, gazino falan var. Bakın mesela Volkan Konak gibi olmuş 2 Eylül'de.
birkaç gündür şehri ya yan şekilde gezdikten sonra şimdi biraz da bisikletle gezmek istiyorum. Aslında geçtiğim yerlerden bir de bisikletle geçeyim. Tiflis'te de bisiklete binmedi olmayayım diyerekten düştüm yollara. Bu yol beni doğruca merkeze doğru götürecek. Şimdi aralardan, derelerden geçerek ufak tefek güzel ara sokaklardan. Yol beni şimdi daha önce yine gezdiğim fabrika tarafına getirdi. Şurada bir grafiti var. Solda yukarıda kalıyor. Neyse devam edelim. Evet, şimdi Kur'an ehlini kesen köprülerden birine geldim. Önce buraya bir geçeceğim. Bir tane böyle bisiklet heykeli vardı. Onun önünde fotoğraf çekilmek istiyorum. Oraya doğru şimdi gideceğim. Şimdi böyle birkaç tane bisikletçinin bir arada olduğu bir bölge var. Oraya doğru gidiyorum. Bisikletin kolileme mevzusuna bakacağım. Mağazaya mail atmıştım ama adamlar zaten dönmedi. Şimdi anca gidebiliyorum. Malum yarın da uçuş var. Biraz Türk işi oldu. Yumurta kapıya dayandı ve ben koli mevzusunun derdine düştüm. Şimdi ilk bakacağım bisikletçiye doğru gelmek üzereyim. Burası 25 lari. Yani yaklaşık kaç para ediyor? 80 lira civarında bir paraya bisikletleri kutuluyorlarmış. Yani eğer müsaitlerse şu an kutulatıp kaldığım yere götüreceğim. Göreceğiz işte şurası Velo Plus. Evet, Bike Plus'ta kutu mevzusu patladı. Ben adamlara daha önce mail de atmıştım ama maili görmemişler. Bir pardon falan oldu. Sonra sağ olsunlar yardımcı oldu. Benim de listemde olan bir diğer bisikletçiyi aradı. Kutun var mı diye. Kutusu varmış. Şimdi oraya gidiyorum. Evet. Sonra Bağdat bulunurmuş. Şimdi böyle 2-3 dükkan dolaştım. En sonunda bu böyle Buru Sports diye bir mağazaya yönlendiler. Burada böyle Amerikan markaları falan var. Benim bisikletime uygun ebatta bir kutuları varmış. Şimdi getirecekler. Ama biz cash çalışıyoruz falan dediler. Okey dedim. Yani turistim ve cash'im var. Sıkıntı yok. İnşallah burada kutlatacağız.